Akdeniz'in enfes liman şehirlerinden Yafa'dan şimdi sizlere sesleniyorum. Eski bir Osmanlı ili olan Yafa şehri şu an İsrail sınırları içinde bulunmakta. 630'lu yıllarda sahabe efendilerimizden Amr İbn-i As'ın fethettiği bu bölge 1517'de Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra 400 yıllık bir macera ile Osmanlı topraklarında bulunuyor. Yafa şehri Akdeniz kıyısında olan Tel Aviv'e şu an çok yakın bulunan bir yer. Hatta Tel Aviv'i de şöyle biraz gösteriyorum, bakın sağ tarafınızdaki şehir. Evet, peki bu çekimini yaptığım şu an önünde gördüğünüz yer neresi? Bu da Bahriye Camii dediğimiz tarihi bir cami. Yafa şehrinde tarihi eser olarak karşımıza çıkan yerlerden biri Mahmudiye Camii ve külliyesi dediğimiz Sultan II. Mahmud'un yaptırdığı külliye karşımıza çıkıyor. Ve Sultan II. Abdülhamit Han'ın 25. tahta çıkışının anısına yaptırılan Sultan II. Abdülhamit Saat Kulesi de gerçekten farklı bir şekilde karşımıza çıkmakta. Evet, Yafa zamanında önemli bir ticari merkez. Çünkü Akdeniz'in kıyısında ve burada önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunuyor. O sebepten dolayı da burayı bütün birçok millet ele geçirmek istiyor. 19. yüzyıla girmeden önce 1799'da Cezzar Ahmet Paşa burada Napolyon Bonaparte'a karşı büyük bir zafer elde ettiği tarihi kaynaklarda geçmekte. Evet, Yafa şehri Akdeniz'in havasıyla enfes güzel bir mavi ve yeşillikle birlikte karşımıza çıkmakta. Zamanında Osmanlıların olan bu toprak şu an tarihi eserleri incelediğimiz bir şekliyle karşımıza çıkıyor. Evet, sizleri Yafa'ya bekliyoruz.